Evet arkadaşlar. Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun Trabzon başkanı isyan ediyor. Verilmeyen penaltı. Verilmeyen bir penaltı. Ama VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. VAR'a Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel. Muhteşem. Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatya başkanı çıkıyor, isyan ediyor. Sağda hakem göremedim. Hakem neredeydi, var mıydı, yok muydu? Kendi kendimize mi oynadık diye isyan ediyor. İsyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz arkadaşlar. Ya Muhammed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz? Demek ki bugünkü planlarını bozamadık arkadaşlar. Olmuyor. Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık. Yeter, buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ya niye biz soluğumuzu sözümüzü bırakıp buralara geliyoruz? Neden ki kar kış demeden çalışıyoruz? Neden milyon dolarları döküyoruz sokaklara? Ya kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Konuştuğumuz cezayı basıyorlar size. Kardeşim kırmızı kart mı Mustafa Muhammed'in hareketi? Eğer bu kırmızı kart ise Trabzon'dakiler penaltıdır. Babasıdır. Ya yeter be. Ya ömür boyu menetsinler benim. Ben de bırakayım artık bu mesleği ya. Yeter arkadaş ya. Ne, kime hizmet ediyoruz? Nedir bu ya? Adalet istiyoruz. Farklı bir şey istemiyoruz. Çıkıyoruz. Anam iyi oynamayabiliriz. Tamam. Sen şimdi bu pozisyonda tutuyorsun Mustafa Muhammed. Ya arkadaş sabaha kadar seyretsinler. Rahat uyuyabilecek misin sen bu gece ya? Rahat uyuyabilecek misin? Nedir ya bize kastınız? Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olasınız. Şimdi şunu bir kere görmek lazım. Gerçekten çifte standart var. Adalet yok. Galatasaray takımına çok kolay penaltı, çok kolay kırmızı kart. Bugünkü Mustafa Muhammed'e verilen kırmızı kart asla ve asla kırmızı kart değil. Bunu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Galatasaray'ı engellemek isteyen bir program var. Bunu gözlüyoruz, görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu çifte standartları, hakkaniyete uymayan yönetimleri, adil olmayan yönetimi biz saygı duymuyoruz. Bunu bütün spor kamuoyunun önünde de tartışılmasını istiyoruz. Gerçekten bu kırmızı kart resmen bir talimatla verilmiş bir kart gibi. Asla bir kırmızı kartla bir alakası yok. Sayın Cüneyt Çakır VAR'da madem ki Trabzon'daki pozisyonda faul yok. Bugünkü pozisyonu niye çağırmadı? Niye davet etmedi? Davet etmesi lazım. Çünkü bunun kırmızı kartla uzaktan yakın alakası yok. Bu çifte standartlarla verilen kararlara biz saygı duymuyoruz. Federasyonu buradan uyarıyoruz. Adil yönetim bekliyoruz. Bu bizi biraz daha kenetlendirecek. Şampiyonluk yolunda biz Galatasaray camiası olarak hiç bunları boyun eğmeyeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın. Bu sene şampiyonluğu göğüslemek için cami olarak el birliğiyle kenetlenerek sonuca yürüyeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kimsenin bizi engellemeye de gücü yetmez. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.